2 Eylül Cumartesi Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay yazısı Arafat ve İhram Mekke Arafat haccın özü, hac Arafattır. Arafat'ta durulan vakfe, sergilenen duruş, o yakıcı güneşin altında milyonlarca insanın kefen gibi ihramlarıyla sergiledikleri temsil, dünyada eşi benzeri olmayan bir hadise eşi benzeri olmayan bir hadise olsun diye ortaya konmuyor üstelik bu temsil. Sadece aldıkları davete her yıl koşa koşa gelen milyonların hiçbir gösteri ve gösteriş amacı taşımadan sergiledikleri temsil üzerine ciltler dolusu felsefe, tonlarca edebiyat ve yığınla bilimsel analizler yapılabilir.'' Böyle bir görüntü elde etmek için yapılsa o meşakkati, o zorluğu göze alarak dünyanın her tarafından bu kadar insanı kimse böyle bir yere getirip o sahneyi, o sahneleri canlandıramaz. Hz. İbrahim'le başlayan bu hadise en azından Mekke'nin fethinden itibaren hiç aksamadan her yıl aynı menasikle, aynı heyecan ve repliklerle olağanüstü tabiilikte sahneye konuluyor. Bu sahnede her insanın hem temsilin baş aktörü olmak hem de bütün benliğinden sıyrılarak hatta bedeninde bile geçerek bir hiç olduğunu idrak etmek gibi görünürde zıt iki rolü var. Herkes yaratıcı yüce Allah tarafından ilk derecede muhatap alınır burada. Herkes birinci sınıftır. Herkes Allah'ın halifesidir. Her bir şahıs alemlerin Rabbi olan Allah'la doğrudan tek olarak, hiç kimse kalmasa da ona Müslüman olanların ilki olmak üzere bir sözleşmeye girer. Allah'la sözleşmenin bütün ağırlığını her bir şahıs kendi bireysel varlığında hisseder. Allah'la hiçbir aracı olmaksızın doğrudan muhatap olmanın yüklediği bireysel kalite en üst düzeye çıkar. Burada herkes dünyanın merkezine oturacak kadar Allah'la sözleşmenin sorumlu ve irade sahibi bir tarafı olacak kadar önemlidir. Sözleşmenin bütün sorumluluğuna tek başına sahiptir her bir insan teki. Birilerinin araya girip kendilerini Allah'a daha yakın gösterip kullarına komisyonculuk yapmasına imkan yok burada. İşte her şey ayan beyan ortada. Tevhid bütün açıklığıyla her bireyin vicdanına, aklına, kimliğine ve kişiliğine arz edilmiş durumda. Kimsenin bu ortamda kimseye aracılık yapmasına ihtiyaç yok. Allah Azze ve Celle zaten bize şah damarımızdan bile daha yakın, bunu biliyorduk. Arafat'ta şu bilince de ulaşıyoruz ki, biz de insan olarak Allah'a, bizi yaratan ve bizi bizden çok iyi bilen o yüce varlığa çok yakınız dua etmek istediğimizde ondan ama sadece ondan isteyeceğiz. Kimse bize ondan daha yakın, kimse bize ondan daha merhametli, kimse bize ondan daha şefkatli, daha aşina değildir. Diğer yandan temsil ettiğimiz bu rolün ihramla iyice sergilenen bir başka boyutu bir taraf olarak Allah karşısındaki hiçliğimiz Hac Arafat'sa ihram Arafat'ın olmazsa olmaz kostümü. O kostüm içinde Allah'a taraf olacak kadar önemli olan bir birey olarak sorumluluğunu midrik olan aktör bütün benliğinden sıyrılıyor. İhram sadece herkesin bir disiplinle tek tip kıyafeti temin etmek üzere farz kılınmış bir kıyafet değil. Haddi zatında o bir kıyafet de değil. O dünyada edinmiş olduğumuz bütün bireysel farklılıklarımızı gideren bir düzeydir. Hepimiz Allah'tan geldik. Bir tarağın dişileri gibi birbirimize eşit olarak. Bir bebek olarak doğarken yanımızda bizi diğerlerinden ayıran hiçbir vasfımız yok. Ama zamanla araya ırklarımızı, sınıflarımızı, kabilelerimizi, yaşlarımızı, cinsiyetimizi, coğrafi tarihsel kökenlerimizi, soylarımızı, soplarımızı, dünyadayken edinmiş olduğumuz kültürlerimizi, dillerimizi, mezheplerimizi, mesleklerimizi bir fark olarak koymuşuz. Bu farklılıklar bizi birbirimizden uzaklaştırıp kopardıkça bizi yaratan Allah'a da o kadar uzaklaştırmış. İşte Arafat'ta yeniden hem Allah'ı yeniden biliyor, tanıyor hem de bizimle birlikte yarattıklarını yeniden keşfediyor ve onlara da bütün mesafeleri yok edecek şekilde yaklaşıyoruz. İhram bu yaklaşmanın, bu yakınlaşmanın, yani bu kurbanın en ideal ve muhteşem kostümü. İhram sadece bir kostüm de değil bir dizi davranış tarzını farz kılan bir teyakkuz hali aynı zamanda. İhram içindeyken Allah'ın bize eşit olarak yaratmış olduğu diğer insanlara karşı ayrı bir merhamet, diğer gamlık ve yakınlık duymalısınız. Başka insanlara karşı asla kötü söz söylemeyecek, kötü davranışta bulunmayacaksınız. Kötü sözle veya davranışla karşılaşsanız bile siz kötü söz söylemeyeceksiniz ki karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir çünkü bu meydanda Akabe vadisindeki yolculuk süresince şeytanlar sizi yolunuzdan geri çevirmek, sizi yoldan çıkarmak, bu temsili boşa çıkarmak için de boş durmaz. Öfgenize hakim olacaksınız. İhramlıyken kan dökmeyeceksiniz. Hayvanlara zarar vermeyeceksiniz. Böceklere bile zarar vermeyeceksiniz. Hatta kuru otları bile yolmayacaksınız. Dahası kendi kılınıza bile zarar vermeyeceksiniz. Nerede kalmış başkasının kılı? Kendi kılınıza zarar vermemek kısmı aslında ihramın altında yatan derin felsefeyi en iyi temsil eden konulardan biri. Bizim başkalarına karşı davranışımız üzerinden bizdeki bilinci yeniden kuran, yaratılış amacına uygun olarak yeniden ve yeniden tekrarlayan, iade eden, dolayısıyla yeni bir sayfayı, tertemiz bir sayfayı bize iade eden, bayram eden yüce Allah bu vesileyle bizim bedenimizin de bize ait olmadığını müthiş bir rolle bize öğretiyor. Şunu diyor özetle: Bu beden sana ait değil. O yüzden onun üzerinde istediğin gibi tasarrufta bulunamazsın. Hayatın ve bu hayat içinde senin, Rabbinin ve diğer bütün mahlukatın yerlerinin yeniden hatırlatıldığı bu sahnede sen kendi kılını bile koparamaz, tırnağını kesemez, saçını da ancak bu sahneleri başarıyla canlandırdığında kesmeye hak kazanırsın. Böylece Arafat, Allah'a halife olmayla zirvesine ulaşan bireysel durumla Allah karşısında bir hiç olma hali arasındaki konumumuzu yeniden görüp bildiğimiz yer oluyor. Bu yer, Allah'ın bizi normal hayatımızda görmeyi murad ettiği yerdir. Bu yeri hayatın gaileleri arasında sıkça kaybederiz. Yüce Allah, rahmetiyle her yıl bize bu yeri yeniden düzenler, verir.'' Bize dağıttığımız o yeri tertemiz bir şekilde iade eder. O yüzden bayram bir iadedir, restorasyondur, iyittir. Bayramınız mübarek olsun.